Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle evet bugün ne yapıyoruz? FIFA Mobile'de güzel bir video ile karşınızdayım. Evet, dünya klasmanı 3'teyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve buradaki ödülleri alacağız şimdi. Bu arada sizlere birkaç şey daha göstereceğim şimdilik. Ben TOTS kuponları biriktiriyorum arkadaşlar. TOTS kuponları. Onlarla bir oyuncu almayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum açıkçası. Burada biriktirmeye başladım açıkçası. Bakın şuradan göstereyim. 41 tane var. Şimdilik biriktirmeye başladım. Açıkçası onları şeye de kullanabilirim. Şu 5. hafta gelir gelmez oraya da kullanabilirim. Ama zaten 2 tane onun paketi çıkacak. Onları almayı düşünüyorum. Ama ben EPL'den arkadaşlar şuradan göstereyim sizlere. EPL'den ben arkadaşlar Kane'i almayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten de benim bir tane santrafor, adam akıllı bir santrafora ihtiyacım var. Ve bu adam hem biraz selke gibi hem de hızlı bir adam. Gerçekten de bütün özellikleri çok iyi bir adam. Bunu almak isterim açıkçası. Bir de bunu alır almaz ben takımımda galiba şöyle bakacak olursak zaten direkt 99 olarak geliyor. Williams'a bunun üstüne bastım mı dörtgen falan gelişir diye düşünüyorum. Yani 103'ken olarak gelecek takımıma. Açıkçası bayağı iyi bir adam. Bunu almak istiyorum. Bir sıkıntı olmazsa bunu bakın zaten 20, 40, 80 tane gerekiyormuş. Yani toplamda 240 tane TOTS kuponu lazım. 200 tane eksiğim var şimdilik. 200 tane daha biriktirdikten sonra bu adamı alacağım. Çünkü gerçekten de çok hoşuma gitti oyuncu. Ve Williams'ı aldım. Selke'den sonra Williams'ı aldım. Selke'nin diğer özellikleriydi ama hızı kötüydü diye Williams'ı aldım. Williams'ı da seviyorum ama içime sinmeyen bir şeyler var adamda. Yani bilmiyorum, birazcık değişik bir içime sinmeyen özellikleri var. Ondan dolayı ben Kane'i almak istiyorum. Bilmiyorum mantıklı mı değil mi, bunu bir yorumlar kısmına yazın. Ona göre alıp almamazlığı bir karar vereceğiz. Onu bir yorumlar kısmına yazın arkadaşlar siz. Ona göre harbiden de kararımızı verelim. Ve şimdi arkadaşlar biz 80 artı bir oyuncu alacağız. Bu dünya klasmanı yerinden. Açıkçası Williams'ı bir kere daha sizin karşınızda oynayayım. Ona göre de bir yazarsanız sevinirim açıkçası arkadaşlar. Hemen burada dünya klasmanı gördüğünüz gibi 2 tane ödülümüz var. Şu yukarıdaki 700 verip de şu yukarıdaki şeyleri de açacağım arkadaşlar. Orada sıkıntı yok zaten. Çünkü Beto diye bir kaleci var. Gerçekten muhteşem bir kaleciymiş. Baktığımız zaman 86 olmasına rağmen kale uçması ve kale pozisyonu alması gerçekten iyi falan yani. Yukarıda bir de bir tane daha 80 artı var gördüğünüz gibi. Bir de şurada bir tane daha var. Ondan dolayı bunları kaçırmak istemiyorum. Altta da şurada sonda bir tane daha 80 artılık var. Ondan dolayı altta üstte almayı düşünüyorum. Bir de burada sol kanat playa varmış. O da güzel. Bunları alacağız hepsini zaten arkadaşlar. Şimdi hemen 20.000 antrenman XP'mizi alalım. Zaten altınımız da var. Kendini çok kolay basabiliriz. Zaten Williams'ın bayağı 2 milyondan fazla indirim olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı sıkıntı yok. 2 tane orta saha antrenman XP'si geldi. Sıkıntı yok, 10.000'lik. Önemli değildi zaten çok fazla. Bizim için önemli olan şu an 80 artı karşı atak sezon 3 oyuncusu. Bakalım buradan ne gelecek. Güzel bir oyuncu çıkarsa satarız. Zaten satacağım birkaç tane de oyuncu var. Onlara da bakalım. Satar mıyız bu bölümde bilmiyorum açıkçası. Bakacağız. Zaten 10 milyona yaklaştı altınım. Gelen oyuncuları satıyorum. Biraz da makul şekilde kullanıyorum. Olanaklı kullanıyorum. Bir de kadromda yeni bir yenilik daha yapacağım. Onu da birazdan söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Göstereceğim yani kadromu. Bu arada bugün sadece bir video gelecek. İkinci video gelmeyecek arkadaşlar. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Bugün iki video galiba yetiştiremeyeceğim. Ondan dolayı yarın büyük ihtimal iki video gelir. Cumartesi günleri, pazar günleri yine her türlü iki video gelir. Zaten yaz geliyor, her gün iki video atacağım. Zaten Ramazan'da da iki video zor oluyor. Çünkü geceden hazırlıyorum videoları. Ama bugün şu an iftara mesela kaldı 3 saat. Bir tane daha çekmek benim için biraz daha zor olacak zaten arkadaşlar. Neyse şimdi yetişmez diye düşünüyorum. De video konusu da tam olarak yok. Dandik video konularınızı da önüne çıkartmak istemiyorum. Anladınız mı? Yani çekebilirim ama dandik video konularıyla karşınıza çıkmak istemiyorum. Neyse. Şimdi hemen açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. İnşallah 85'lik bir oyuncu çıkar. Bakalım. Güzel olur. Rony çıktı. Yani içim yani pek sevdiğim bir güzel bir şey çıkmadı ama yine de 80'lik çıkmasından iyidir. Rony'yi bakalım kaça yürüteceğiz. Ona göre bakalım. Şimdi Rony
Bakalım 82'lik. Yani ucuz değildir, çok pahalı da değildir biliyorum ama bakacağız. 82'lik RO yazalım. Bir de MF'ydi değil mi pozisyon? Tamam. Şimdi bunu da hemen yürütelim arkadaşlar. Bakalım kaça yürüteceğiz. MF nerede? Aynen burada. Arama yapalım. Yani çok ucuz bir oyuncu. Ondan dolayı bir fiyat şeyi yapalım. 330 bin diyelim. Bayağı ucuz bir oyuncu çünkü. Ya bayağı bir oyuncuymuş. Şeymiş, ucuzmuş. 310 binden aşağı var mı acaba? Şöyle bakalım. Oyuncu gerçekten çok ucuzmuş be. 300 binin aşağısı yok. Ama gerçekten çok ucuz. Bunu zaten hiçbir şekilde kullanmayacağımız için direkt biz bunu satalım. Ya da şu anlık kalsın. Belki de kadro kurma görevine veririz. Şimdilik kalsın elimizde. Çünkü neyse boş verin, anlatırım ben size. Şimdi arkadaşlar bir de kadromda yapacağım yeni bir yenilik daha var. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Meğer'i beğeniyorum ama velakin Meğer'de yani beğenmediğim bir şey var ki, bak adamın şey boyu çok kısa olduğu için dribbling yaparken kendi boyunu aşıyor. Ne yaptığını bilmiyor. O sıkıntı değil ama adamın defansı yok. Ben bunun yerine başka bir oyuncu almak istiyorum. Açıkçası Pogba'yı alabiliriz bunun yerine. Çünkü gerçekten de Pogba çok güzel bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum açıkçası. Yani Pogba'ya bakalım. Pogba'yı Meyer'in yerine koyalım mı? Bunu da bir yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Pogba'yı zaten alır almaz 97 mi oluyordu? Bakalım kaç oluyor? İngiltere'den bakalım. Hemen Pogba'ya şuradan arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Evet, Pogba'yı alır almaz zaten 97 oluyor. Meğer de üstüne basarsak 99 olur herhalde. Büyük ihtimal 99 olur. Yani bu adam çok çok daha iyi bir oyuncu. Hızı o kadar iyi değil. Yani Meğer kadar hızı iyi değil ama çevikliği daha iyi olur. Pası daha iyi olur. Şutu daha iyi zaten. Defansı zaten çok çok daha iyi. Bize defans lazım. Rabiot'tan yine iyi değil defansı. Ama fiziği de zaten çok yüksek olduğu için defansla ikisi çok İyi oluyor yani, anladınız mı? Pogba gerçekten de muhteşem bir oyuncu. Bir de top kontrolü şeyi var, beceri geliştiricisi var. Yani top kontrolü bakalım kaçmış. Bayağı iyiymiş yani. Açıkçası bu oyuncu alınabilir. İyi olur yani. Meğer'in yerini alırsak 99 gen olarak gelecek zaten. Meğer'i de üstüne basacağız zaten. O kadar da güzel olacağını düşünüyorum. Lan nereye girdin arkadaş sen de? Neyse şimdi hemen tekrar Williams'ın bir kere daha deneyelim sizlerin karşısında arkadaşlar. Bir kez daha Williams'ı deneyelim. Ona göre de bir kararınızı verin. Kane'i alalım mı Williams'ın yerine? Bir de Meyer'in yerine Pogba'yı alalım mı? Bunları bir yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim açıkçası. Çünkü karşı atak oyuncuları kullanmak istemiyorum. Mücadele oyuncuları çok daha iyi oluyor. Ama mücadele oyuncu da full çok kullanmak istemiyorum. Mücadele oyuncusu çok kullanırsak da pek de bir anlam olmaz. Ama Rabiot'u Meyer'in üstüne basmak benim içimi cız etti açıkçası. Çünkü 100 gen olmak için basmıştık bunu biliyorsunuz ama Rabiot'un eksikliğini arıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü adamın şeyi defansı gerçekten bayağı iyiydi. Ondan dolayı arkadaşlar evet bir golümüzü attık hemen hızlı bir şekilde. Ben biraz odaklanayım. Bu arada biz Williams'ı deneyeceğiz şu an. Ondan dolayı lan arkadaş hep de kaleci bize kaleyi boş bırakıyor. Neyse sıkıntı yok. Ulan hep de Acosta'dan başla abi, bir kere de ver Williams abiye ya. Buradan gol atmak biraz zor ama neyse bakalım. Sevmiyorum abi oradan frikik kullanmayı ya. Meğer bakın, Meğer'e iyi bakın arkadaşlar. Meğer bak boyunun üstünü aşıyor arkadaşlar. Dur bakalım gol atacak mı? Bak atamadı. Neyse sıkıntı yok, zaten atmasını beklemiyorduk ama defansını ben bekliyorum açıkçası. Abi Allah aşkına artık Williams'a versen diyorum. Lens tamam. Bas vur. Öznur diye bir oyuncu galiba bir. Abi nereye attın? Pasa basmıştım ya. Williams. Abi. Hapşırısım geldi. Abi Allah aşkına yapma ya. Hapşırısım geldi. Anam ağladı. Dur. Dur. Hapşırısım geliyordur. Abi yapma bunu bana. Arkadaşlar dur. Yani lan bir sürü taktikle kaçırdık. Yapma bunu bana ya. Vallahi billahi. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Ya pasın yerine zaten başka bir şeye bastık orada. En azından onu atsaydı kazanmıştık. Ondan sonra da tam pozisyonlarda hapşırsın geldi. İki defa hapşırdık.
Kötü oldu açıkçası. Neyse. Gerçekten çok şey oldum lan. Saç başta aldı. Neyse arkadaşlar, o zaman şey yapalım, Williams'ı kullandırmadı bizi. Ondan dolayı gerçek bir şey yok. Bu videonun burada sonuna gelelim yavaştan. Umarım o videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.